Herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neler yapmıştık? Zıpkın gibi bir takıma dönüşmüştük. Her maçta 3-4 atıyoruz. Durumumuz oldukça iyi. Sonraki maçımız Göztepe ve ardından da 2-0'la geçtiğimiz, adını söyleyemediğim ne takımıydı bu? Danimarka takımı ile oynayacağız. Şimdi öncelikle şeylere bakmak istiyorum. İzninizle. Yorumlara. Şimdi yabancı kontenjanıyla alakalı sıkıntıda olduğumu zaten hepimiz biliyoruz. Olaya hakimiz. Bir arkadaşımızın tavsiyesi Kolesov'u West takımından gönderip Gökhan Zan ve Suat'la devam edebileceğimi söylemiş. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Bu adam zaten 32 yaşında ve özellikler inanılmaz iyi. Heading dışında. Pozisyon alması, pas yapması, taklingi, markajı. Yani bu adam gönderirsem bence defans çöker. Bu adamı göndermek istemiyorum. West deseniz zaten kendini kanıtlamış bir savunma oyuncusu. Bunu da gönderirsem sıkıntı yaşarız. Ben bu ikisini de göndermek istemiyorum. Başka alternatifler bakabiliriz. Yani Madeira'yı ben sanırım göndereceğim. 16 maçta 6 gol, 8 ortalamayla oynuyor ama tatmin etmiyor beni. Geon ilerinin ya ileride bizim takımın as oyuncularından bir tanesi olacak. Bu arada sağ ve sol açıkta sıkıntılarımızın olduğu gerçek. Bunun için önerilen oyuncular var. Onlara bir bakalım şöylece. Kemal Aslan. Bu oyuncuyu zaten bir önceki kariyerimizde almıştık. Bu kariyerimizde de alabiliriz. Bir bakalım şöyle. Zaten daha önce bakmışız buna. Ama sıkıntı şu ki bu adam 8 milyon. Şimdi bu adamı ne zaman bitecek kontratı? Daha 2 senesi var. Antep düşerse ücretsiz alabiliriz. Belki yani ufak bir cüzi ücretle. 8 milyon. Şöyle bir 4-5 teklif edelim. İmkansız da belki gelir. Musa Aydın. Bu adam Samsun'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Hala Samsun'da. Çok iyi çıkmamış ama işimizi görebilir. Bu adam sağ açık oynuyor. 5,5. Bu adama da 3.700 teklif edeceğim. Diğeri Tuna Aydın. Bu adam Sakarya'da oynuyordu. Tuncay Şanlı ile beraber. Hala orada mı? Bu da çok iyi çıkmamış. Bu adama para vermenin çok da manası yok. Yani alırız kenarda bekler. Başka kim var? Şöyle bir daha bakacağım. Tolga Tak. Bu adam hiç duymadım. Tolga Tak. Yozgat Spor'da. Sol orta saha sol. 24 yaşındaymış. Beleş gibi bir şey ya. Şöyle bir teklif yapalım. Bu adama 1-1,5 civarında alırız diye düşünüyorum. Hacıoğlu Murat. Hacıoğlu Murat. Bu adam transfer olmuş. Bu adam alınabilir oyunculardan bir tanesi. Değeri 5,5. 5,5 da buna teklif yapalım. Başka var mıydı öneri futbolcu önerimiz? Bu arada Galatasaray'ın gruptan çıkmasını çıkması konusunda bir yorum var. Çıkacak ya çıkacak. İnanıyorum. Biz bu takımı düzelttiysek Galatasaray da o gruptan çıkar. Şimdi 5 günümüz var Göztepe'ye. Temur Altınhan kontratı bitiyormuş. Bu adamı biraz daha tutalım oyunda biz. Biraz daha tutalım takımda. Şöyle bir imzalat. Başka kim var? Tolga. Bu adamı yeni almışlar. Satmak istemiyorlar. 750 verelim biz. Bir daha deneyelim. Yok mu? 950 verdim. Ahmet'in yetenekleriyle alakalı kafalarında soru işareti varmış. Tolga'yı yine vermediler. 1.400. Artık bu saatten sonra ben bu adama bir şey vermem. Göztepe maçına 3 gün kaldı. Şimdi Murat Hacıoğlu gerçekten iyi. Bu adamı vermiyorlar. Nasıl yapalım? Kontratı ne zaman bitiyor? 2005'te bitiyor. 2005'te kontratı bitecek adama biz yani daha da süre var. 6.25 verelim bir de.
Musa teklifini kabul etmediler. 4-200 verelim bir de. Göztepe maçı geldi. Bu arada Göztepe de ligde 4. sırada. 3 tane mağlubiyet almış. Biz daha önce ne yapmışız? 2 sefer kaybetmişiz. Finalde kazanmışız en son. Şimdi Tuncay 8 ile oynayan bir oyuncu ama Yasin Karaca'yı oynatacağım ben tekrar ama bir saniye. Yasin Karaca son zamanlarda performans düşürmüş biraz. Bu maçta yedekte kalsın. Şöyle bir düzenleme yapalım orada. Guardiola, Yasin Bakırcıoğlu, Ümit Kazmaz. Savunmada Hallagıç, Kilestov, West. Savunmacı yedeklerimiz Okoronkwo olursa yabancı kontenjanla takılıyoruz. Yine Baki Mercimek'i alalım biz yedeğe. Tamamdır ya. Göztepe'yi yenebilecek kadromuz ve gücümüz var. Başladık. Kene de attı. Bu takım oldu artık ya. Yani korkum fazlaca kalmadı. Bir tek forvet hattında. Bak. Adama teklif yaptık diye adam 16. maçtaki ikinci golünü bize attı ya. Tuncay bu arada güzel döktürüyor. Guardiola sarı yemiş. İkinci yarı alalım Guardiola'yı. Risk almaya gerek yok. Kesinlikle gerek yok. Madeira da gol atmaya başladı. Madeira şurada 3-5 maçın kaldı. Şöyle bir 3'er 5'er gol atmaya başlamazsan sana tay tay diyeceğiz adamım. Hadi sana tay tay. Krestov'un durumu iyi. Hallayacağım. Bunlar savunmacılar. Durumu ne? Biz Guardiola'yı alalım. Geon'u koyalım. Kaptanlığı kime veriyor oyun? Hallagiç'e verecek. Hallagiç'in durumu nedir? Bir bakayım. Influence 15. Daha yüksek influence olan var mı? Tuncay'ın var ama Tuncay çok genç. İlhan'ınki o kadar iyi değil. Madeira'nınki 20. Tamam ya. Bu haliyle olabilir. Guardiola'yı ikinci yarıda dinlendirelim. Yani kart yemesini istemiyorum kesinlikle. İlhan ne yaptı bu maçta? Varla yok arası. Kötü de oynamıyor, iyi de oynamıyor. 7 de. 3-1 ile geçeceğiz. Belki 3-2 olur, belki 4-1 olur. Bu saatten sonra çok bir şey değişmez tahminimce. Puan farkını 10'a çıkarmış oluyoruz. Aşırı iyi. Aşırı iyi bir durum bu. Bir gol, bir asist. Kennedy Bakırcıoğlu. 3-1 ile geçtik. Geçen haftanın takımında West ile Hallagiç varmış. Sağ ve solda Galatasaray'ın oyuncularıymış. Forvet'te de Galatasaray'ın bir oyuncusu var. Kayseri'den de Fuat Eren var. Serkan Aykut da güzel oynuyor. 8 milyon yapmış değerini. Takım bizden memnun. 2 sene bize dişlerini sıktılar ama bu adam da bize karşı döktüreceği tuttu. Hadi şu lig maçları bir bitiversin. Bakalım neler oldu. Puan farkı 8. Efsanevi, efsanevi güzel olacak bu sezon. Namağlup bitirebilirsek. Tuncay Şanlı'yla Kennedy Bakırcıoğlu ilk 11'de. İlhan da 8 ile bitirmiş bu arada maçı. Mehmet Aksu'nun kontratı bitiyor. Bu adamı hiç deneme şansımız olmadı ama göndermek de istemiyorum. 5500 alıyor. Bu adama hot prospect dersek kontratı kabul eder mi? Etmiyor. Birazcık daha artıralım. Takımın oyuncusu değilim. 23 yaşına gelmiş. 8.000 istiyorsun. 325.000 istiyorsun abi. 120.000 veririm. İstiyorsan kalırsın. Hoppa. Hoppa. Bu kim? Biz mi aldık bunu? Değişik bir oyuncu. Her şeyi yapabilecek bir oyuncu gibi. 45.000 para değil. Kalsın. Tunç kip gidebilir. Kürşat'a teklif yaptı Verona.
Vay be. Kolesov'un kontratı bitiyor. Ben bu adamı göndermem. Ben bu adamı göndermem. Ve ayrıca para almıyor adam doğru dürüst ya. Bu adam kalsın tabii ki. Halilak için kontratı bitiyor. Şimdi hemen bu adamın kontratını da uzatalım. Bu kontrat uzatma mevzusu başladıysa Tayfur Havuççu 15 bin istiyor, 300 bin. Ayıp olmasın, sana da imzalatalım. Şimdi hemen Player and Staff Search'e gidip shortlist'teki bizim oyunculara bakmamız lazım. Bunların falan şeyi düşer yakında. Hala düşmemiş. Oliver Kahn'ı falan alabilir miyiz acaba? Elmander. Hadi be Elmander. Kemal Aslan'ın kontratı bitiyor mu? Ne zaman imzalamış bu? 2005'te bitiyor. Yok. Bizim listemizdeki olan oyuncular ya, pardon. Clear and Search'ten bakalım bir de. Jardel'i falan alabiliyor muyuz? Galça. Kaliteli oyuncular var ama fazla bastık. Adailton hala boşa düşmemişler. Epite. Şunlardan Yan Sanchez var. Bunlardan olmuyor. Şu Türklere bakalım bir de. Fatih Şen. İşte be. Approach to sign diyelim. Takımın oyuncusu dersek gelmiyor. 15 bin istiyor. 19 bin verelim. 650 bin de elden para verirsek bence gelir. Mehmet Şol. 33 yaşındaki bir adam. Mehmet Yılmaz. Bu kim? Geç. Volkan. Sol bek. Bu adama da ihtiyacımız yok. Kaan Dobra. Kaan Dobra orta halli, sol açık bir adam. Bizim sol açığımızda iş yapabilir aslında. Bu adamı alabiliriz. 10 bin istiyor. Kontratının sonunda gelsin. 450 bin teklif edelim. Serkan Karababa mevkisi ne? Savunmacı, 27 yaşında. Bu adam imzalamış ya. Zafer Demiray. Oo. Bu da iyi çıkmış. İmzalatsak mı? Gerek yok. Ünal Alpugan. Savunmacı orta saha. Ergün Erkan. Bu adam kim? Berkant. Berkant'ı alalım mı? Berkant'ı ben çok seviyorum ama siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Berkant'la alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne derseniz onu yapacağım Berkant'la alakalı. Bir teklifimizi yapalım. Belki gelir. Ne kadar alıyorsun? 7 bin alıyorsun. Sana 11 bin. 275 bin de imza parası. Yavuz Erdinç var. Başka kim var? İşe yarar. Bülent Korkmaz. Çok yaşlı. Ali Asım Balkaya. Adana sporumuzun gözdesi. Ahmet Özen ne yapıyor acaba ya? Ahmet Özen'i alalım mı? Efsanemizi. Başka kim var? Okan Öztürk. Geç. Gökhan Ünal. Gökhan Ünal'ın güzel finishingi çıkmış. Vay, bu adamda da kilit özellikler oldukça iyi. İş yapabilir. Bir denemekte fayda var. 550 bin çok istiyorsun. 8 bin veririm. Hamza Hamzaoğlu. Nereden nereye Hamzaoğlu? Tuna Aydın var. Özlem Yılmaz var. 31 yaşında bu adam da. Sağlam serbest vuruşçudur. Canlı izleme şansım oldu bu adamı. Milli maç şey Türkiye Kupası maçı. Gençler Birliği ile oynayacağız. Bu kötü oldu. Avrupa'da işler kızışmış. Guardiola 3 hafta gitti. Yapma. Şevçenko övülüyor. Kemal ücret şeyi teklifi reddedildi. Bugün konuşamıyorum ya. 7 verdim Kemal. Fenerbahçe berabere kaldı. Fenerbahçe 2 maçtır berabere kalıyor. Klesov 5 sene imzaladı. Standard Liège de istiyor.
Rayo da istiyor. Musa teklifi reddedildi. Ya bu adam özellik olarak üst düzey bir oyuncu değil. Bu kadar parayı bağlamak da hesabıma gelmiyor. Guardiola'mız yok bu maçta. Guardiola'nın yerine Geon'u oynatacağız. 2 numara yedek Okoronkwo olsun, 5 numara yedek Tayfur olsun. Orta saha Castillo'yu alalım mı yedeğe? Nihat'ın yerine mi alsak? Tuncay bu arada güzel oynuyor. Kesemeyeceğim Tuncay'ı. Şöyle bir düzenleme yapacağım. Hallagiç'i kaptan yapıyor oyun otomatik. Hallagiç olsun kaptan, bozma. 2-0'ın rövanşında evimizde herhalde 3-0 kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Belli de olmaz ama. Neyse, golümüzü attık. İlhan Mansız'la öne geçtik. Bu sefer UEFA'yı alalım. Avrupa'da başarı istiyorum artık. Çünkü biliyorsunuz yakın zamanda yeni update'li versiyonu çıkacak bunun, güncel kadrolarla. Kırmızı kart çıktı, gol geldi. Çok iyi, 2-0 oldu. O versiyonu yüklediğim zaman bu versiyonu oynayamayacağım. Dolayısıyla tahminimce save dosyasını da çalıştıramayacağım. Bu yüzden şey olabilir. Yani bu seriyi sonlandırmak zorunda kalabiliriz ya da ara vermek zorunda kalabiliriz. Duruma göre bakacağım. Yasin Sülün 7-8 oynuyor ya. Bu adam gerçekten efsane çıktı. Tuncay Şanlı'nın yerine de ikinci yarı Yasin Karaca'yı alalım. 10 numara. Yine 2-0 öndeyiz. Yani o yüzden belki bu kariyer kalabilir. Bilginiz olsun. Yasin girer girmez golünü attı. Bana diyor ki, sen beni oynatmıyorsun. Ben senin as oyuncunum. Yasin Karaca'yı kesemem bundan sonra. Adam cevabını çok kötü verdi bana. Kennedy asistini yaptı. Ümit Kazmaz golünü atmış. Penaltıdan attı Ümit Kazmaz. 3-0'la geçiyoruz. 5-0'la elemiş olduk. Bizim fikstürden bir saniye. Dördüncü tura çıkmış olduk. Biz qualifying oynadık mı? Oynamadık. Birinci turda bir gol yemişiz. İkinci turda gol yemedik. Üçüncü turda da gol yemedik. Yani şu ana kadar Avrupa'da sadece bir gol yedik. Figo'nun kontratı bitiyor. Indispensable çekeceğim. Gelmek istemiyor. 100 bin alıyormuş orada. 8 milyon para veriyorum sana Figo. Ligden düşme parası. Lan biz şampiyonluğu oynuyoruz, adam madde koydurduğu maddeye bak. Fatih Şen için yapılan teklifi kabul etmiş Fenerbahçe'den gelen teklifi. Üçüncü turdan yükselen takımlar aşağı yukarı kimler bir bakmak istiyorum ama şimdi tek tek uğraşamayacağım. Haydi Atalanta geldi, İtalyan takımı. Brøndby falan gelseydi iyiydi ya. Ya da Sparta Prag. Atalanta. Foret attı, Komandini falan var. Espinal var. İşte bakacağız artık. Tayfur da imzaladı 2 senelik. Gökhan Önal snap dedi. 600 bin para istiyorsun Gökhan. Ben sana bu parayı vermem. Oliver Kahn'ın kontratı bitiyor. İmzalattırabilir miyiz? Indispensable dersek yok, geç. Berkant Galatasaray imzalattı. Okan Topal kaldı bizde. Mehmet Aksu reddetti. Abi 325 bin para istiyorsun ya. 325 bin, 160 bin veririm hadi. Fatih kaldı. Hadi be. Kocaeli maçı. Trabzon maçı, pardon. Nereden Kocaeli dedim ben ya? Neden Kocaeli dedim? Guardiola yine yok. Geon ilk 11 oynayacak. Geon 6 ile oynamış. Yasin Karaca ilk 11'e çekeceğiz yine. Forvet yedeğimiz Nihat olsun. Okoronkwo'nun yerine de Suat'ı alalım. Kadromuz bu sayede oturmuş olacak. Guardiola'nın yerine Sebe Suruçları atacak bir adam lazım bize. Yasin Sülün. Önceki maçlarda ayarlamadık.
dikkat etmedik. Orta sahamız gerçekten kuvvetli bir hale geldi. Yani kilit oyuncuları almamız çok işe yaradı. Böyle oyuncularımız iyiydi ama böyle derleyici toplayıcı birer ikişer oyuncu alınca ve taktiği toparlayınca takım panzere dönüştü. İlhan da golünü attı. İlhan finishing'e 15. Daha da fazla gol atman lazım. Kırmızı çıktı, bana değildir umarım. Oh süper. Şimdi bu adamların forvet hattında eksilme var. Gol güçleri azalmış oldu. Biz de burada daha çok gol atabiliriz belki. Yani gol yeme durumumuz azalır diye tahmin ediyorum. Gol atamıyoruz. İki tane savunmacımız mı? Hallagiç'i alalım. Hallagiç'in yerine Suat'ı koyalım. Kaptanlığı Madeira'ya verelim. Yasin Sülün kırmızı görmez herhalde. Kaleye şut çekemiyoruz ya. Çok enteresan. Gol geldi. Yasin'im benim be. Yasin'im benim be. Yasin. 10. golünü attı 16. maçında. Bir maçta ikinci yarıda soktuk diye bize kızdı. Sıfırla geçtik bunları da. Yok artık. İlhan Mansız 3'ü atmadan bırakmam dedi. Tamam abim. Puan farkı hala 8. Maç eksiğimiz var. 11 olabilir. Ne diyorsunuz? Buradan yeniden Adana Spor'un başına geçelim mi? Kaan Dobra. Kaan Dobra geliyor. Hadi bakalım. Hala geç kaldı. Figo'yu transfer listesine koydular. Abi adam kontratı bitiyor. Ne transfer listesine koymaya? Kaan Dobra geliyor. Haziranda bizde. Figo'yu 13 milyon teklif yapıldı. Kürşat Rayo'ya gidiyor. Faruk'u satıyor Galatasaray. Bakın bu da benim işimi görür. Kaç para istiyor? 1.300. Ben bu adamı direkt alırım. Direkt bu adam bizim işimizi görecek, sağlı sollu oynayabilecek bir adam. Galatasaray bizim işimize yarayan bir hamle yaptı. Takımın oyuncusu. Faruk ne alıyorsun? 7.000 alıyorsun. Ben sana burada 11.750 vereceğim. 500 de elden para vereceğim. Burada gelecek var sana. 3. turda Gençler Birliği. Son maçta takım güzel oynadı. Bozmadan maça girelim diyorum ben. Guardiola'nın yerine de Yasin'e verelim serbest vuruşları. Yasin'im benim. Haydi. Yapma bunu be. Ve sakatlandı. Bu çok kötü oldu. Yediğimde 3 tane, hatta 4 tane savunmacı var. Farkındayım. Savunma noktasında biraz korkularım var, çekincelerim var. Ve West'in gitmesi çok kötü oldu ya. Savunma çökmez umarım da. Baki 8 ile oynuyor orada. Aferin be Baki. Bakırcıoğlu. Kennedy Bakırcıoğlu da ilk kez benim yönetimdeki bir takımımda bu kadar tuttu. Sanırım oynadığı mevki ile alakalı. Ben onu daha ileriye yönelik oynatıyordum. Tam mevkisi buymuş. Bu arada uzun süreden sonra gol yedik. Nadir gol yiyen bir takımız malum. Göksel Gencer. Onunla oynuyor adam ya. Ama İlhan Mansa dayanamaz. Yasin Karaca'ya ikinci yer oyundan almak zorundayım. Orada Nihat'ı oynatacağız. Kennedy'yi de alacağız oyundan. Castillo'yu da o mevkide oynatalım. Bir saniye. Kaptanlıkla alakalı sıkıntı yok. 3 oyuncu değişikliğini yapmış olduk. 2-1 öndeyiz. Göksel Gencer neden böyle yapıyorsun bize? Madeira çekiyor ama gol atamıyor.
Yani şut çekiyor ama gol atamıyor derken gol geldi. 3-1 oldu. Sanırım artık sıkıntı yaşamayız diyecekken biz ikinci golü yedik. Biz bir maçta 2 gol yedik. Yazın kenara. Bu tarihi yazın. Bu sezon bir maçta 2 gol yedik. Daha önce yedik mi? Evet. Bir de Ankara Gücü atmış bize 2 tane. Bu sezon. Rize de atmış. Bizim gibi bir takım nasıl yapar bunu ya? 3 yemeyelim de. Şimdi bu kadar artistik yaptıktan sonra eledik güzel. Yasin nasıl attın golü? 56'da. Frikikten adam döşemiş geçmiş. Ana! Madeira çok iyi oynuyormuş. Abi, gol atmıyorsun ya, gol atmıyorsun. Bak sen geçen sezon 21 maçta 23 gol atıp 6 asist yaptın. Herkes mutlu da biz mutlu değiliz. Biz International Cup'ı aldılar. Mehmet Aksu da kaldı. Oliver Kahn da kaldı. Abi bak 14 veriyorum. 300'de elden veriyorum sana. Herkes Figo'nun peşine düştü. ...800.000 verdim. Nasıl olsa transfer parası vermeyeceğiz. Doğru dürüst. Kemal'in yerine... Abi adam gelmiyor ya. Rakip kulüp dedi, düşman kulüp dedi, gelmiyor adam. Galatasaray tamam diyor, git. Bu adam yok diyor, ben gitmem. Cık. Bu maçta Okoronkwo ilk 11 oynayacak. West'in yerinde. Guardiola durumun ne? Hala gelmedin. Yasin Karaca, iyisin adamım. Takım yorgunluğu iyi, yorulmamış durumda. İlhan güzel oynuyor. Guardiola'nın yerine serbest vuruşları yine Yasin'e verelim. Köşe vuruşları da, serbest vuruşları da Yasin'in olsun. Bunu yapamadık. Ve tamamdır. Fenerbahçe maçı başladı. Daha önceki Fenerbahçe maçlarında neler yaptık bir bakmak istiyorum. Abi biz ilk maçta berabere kalmışız, bir daha biz bu adamları yenememişiz. Ve bir maçta 4 tane yemişiz biz bunlardan. Evimizde deplasmanda fark etmez, adamlar bize koymuş geçmiş. Şu an çekindim bak. Şu an gerçek manada çekindim. Bu kadar puan farkını attıktan sonra biz bunları kaybedersek benim içime evlat acısı gibi oturur bu iş. Maç eksiğimizde puan farkını 9'a çıkarmış olacağız. Ama o devir değişti. Tabii çelik de değişti. Aslanlarım benim, 2-0'sınız. Sekiz top, beşi kalede, iki tane sarı var. Kondisyon sıkıntısı yok. Sarı görenleri değiştirsek mi? Okoronkwo, korkuyorum. Kırmızı görmeyelim abi. Orada geçen maç Baki çok güzel işler yapmıştı. Yine Baki'yi alalım. Dokuzlu oynuyor Kennedy. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Sağ ve sol kanatlarımız çok iyi oldu. Kazanırsak lig bitti diyebilirim. Bu saatten sonra şampiyonluğu vermeyiz. Ligin ilk yarısı ne zaman bitiyor? Hemen bir bakacağım. Bu maçtan sonra Sakarya maçı var. Sonra lig arası geliyor. Lig arasına kadar devam ederiz. Yani bir maç daha yaparız. Sonrasında lig arasına geldiğimizde videoyu sonlandırırız. Sizden benim bir isteğim var. Madeira hakkında ne yapalım? Gol attı Madeira. Ben bu adamın
bu şekilde olmasını istemiyorum. 20 maçta 7 gol attı adam sadece. Sonraki maçı da oynatacağım. 3-1. Bu saatten sonra herhalde 3-3'e getirmezler. 16 maçta sadece 10 gol yedik. Bu adamı satalım mı? Lütfen yazın. Korkuyorum da. Yani bu adam gittikten sonra acaba diyorum ki forvet hattında sıkıntı yaşar mıyız? Bu adam acaba bir baskıcı güç mü oluşturuyor? Onu gönderdiğimizde bizim hücum gücümüz azalır mı? Gol atmasa bile bize destek veriyor olabilir mi? Korkusu var. Sizin yorumlarınıza ihtiyacım var. Siz ne derseniz ona göre yapacağım. Şiotis'im benim. 23 maçta 13 gol yedin. Guardiola'nın yerine hemen Yasin Sülün'e verelim serbest vuruşları. İki tane efsane Yasin'imiz var. Bu maçı da bitirelim. Videomuza son verelim. Sizin yorumlarınızla beraber sonraki videodan devam edelim. Madera atıyor. Son iki maçta adam... Hissettin mi be? Seni göndereceğimi. Ama ben değil. İzleyicilerimiz ne derse onu yapacağım. Bu yola beraber çıktık. Sorumluluk almak istemiyorum. Suçu size yükleyeceğim en sonunda. İlk kere bitse Yasin şu iki golü nasıl attı? 7 ve 35 hemen bakacağım. Yasin güzel atmış ilk golü. İkinci golü normal atmış. İkinci golü de ben serbest vuruştur diye tahmin etmiştim. İkisi de serbest vuruş değil. Sakarya karşısında ezici bir galibiyet alacağız. Bu maçla beraber maç eksiğimiz bitiyor ve 12 puan fark atmış olarak ligi tamamlamış olacağız. İlk 17 maçta. Madera bari 10 golle tamamla şu ilk yarıyı hadi. Yok. Bir asistle Ümit Kazmaz maçın adamı oldu. Durum ortada. Takımımız panzer gibi. Mağlubiyetimiz yok. Bir maçta berabere kaldık. 54 gol atıp 10 gol yedik. Takım gol konusunda coştu coşuyor. Ümit Kazmaz ve Yasin Karaca ikilisi takımda toplamda 25 gol attı. Forvetlerimiz de 19 gol attı. Aslında ikisinin toplam 19 golü az değil ama bir orta saha oyuncusu 14 tane atıyorsa bu daha fazla atmalı. Bu arada Ümit Kazmaz'ın özellikleri Acceleration, Agility, Determination, Dribbling, Flair da yüksek olsaymış biraz. Pace, Teknik. Bu adam tam bir makine. Tam bir makine. Tavsiye eden arkadaşıma tekrar teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.